Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız? Bugün Perşembe, e, yarın sabah Antep'e gidiyorum. Antep'e gitmeden önce bu korkunç sesimle de olsa size bir video çekmek istedim. Çünkü okuduğum güzel kitaplar vardı ve bu okuduğum güzel kitapların hissi üzerinden kaçmadan açıkçası sizinle biraz paylaşmak istedim. Aslında biraz böyle hızlı ve kısa bir video olmasını planlıyor ve düşünüyorum çünkü saat 9.30-10 gibi yatmayı planlıyorum. Şimdi size bahsedeceğim kitaplardan ilki aslında bu aralar dediğim gibi biraz hem ben hastayım, hem Demir hasta falan filan şeklinde evin içerisinde artık sürekli bir e, antibiyotikler ilaçlar onlar bunlar falan onlarla ilerliyoruz. E, o yüzden aslında bu Middlemark George Eliot'un birinci cildini bitirebildim. İkinci cildini Antep'ten döndükten sonra haftaya okumayı düşünüyor ve planlıyorum. İkinci cildini bitirmeden e, çok da yorum yapmak istemedim ama e, George Eliot öyle bir dünya kurmuş ki böyle zaten üzerinde de şey diyor taşra hayatından manzaralar diyor. Hakikaten böyle ilk okumaya başladığınızda önce bir karşınıza bir bayan karakter çıkıyor ve bu karakteri böyle aslında siz ne, ne olacak diye devam ederken birden yeni yeni insanlar dahil oluyor yani kitabın aslında birinci kısmında o taşra hayatındaki yaşayan her bir bireyi işte doktorundan işte kişisine kadar hepsini tek tek çiziyor anlatıyor ve Zannedersem artık ikinci kitapta da bunların gelişimini anlatacak. Ben çok severek ve beğenerek okudum ama ikinci cildi daha çok seveceğimi düşünüyorum. Çünkü ilkinde dediğim gibi merak ettiğim şeyleri tek tek anlattığı için e ikinci de merakıma ermiş olacağım diye düşünüyorum ama ben çok ama çok severek okudum George Eliot'tan William Mark'ı. Ama ikinci cildi bitirmeden şu an henüz hala benim için Flos Nehri'ndeki Değirmen favorimdir de diyebilirim. Bu arada ikisi de örmeden önce okumamız gereken bin bir kitap listesinde geçiyor. Bu kitabı da bana ilk Ayşem hediye etmişti. Şimdi bahsedeceğim bir diğer ikinci kitap, Boş Sözler. Bir önceki videonun sonunda bu bir roman mı, günlük mü, ne bu falan böyle parça parça demiştim. Aslında hikayesi şu, kapağı ne kadar güzel. El yazısının karakter analizinde etkin olduğunu düşünen bir kahramanımız ve karakterimiz var. Ve bu yüzden aslında el yazısını düzenlemek amacıyla günlük tutmaya başlıyor. Ve bunu iki farklı parça, iki bölüm olarak yazıyor. E, bu kitabı da ben aslında biraz daha böyle. Daha kolay okudum, daha rahat okudum ee, ve bir anda da okuyup bitirdim. Hani kolay ve rahat okumak nedir? Ha, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kitabı Instagram'da paylaştığım zaman ya nasıl acaba falan filan demişlerdi. Beklentim çok büyük demişlerdi. Evet beklentinizi çok büyük tutmadığınız süreçte keyif alarak ve severek okuyabileceğiniz bir kitap. Ben çok zevk alarak okudum. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Bahsedeceğim bir diğer kitap Canım Eyüp Aygün. Taşir'den Sabit Alem Mahallesi. Şimdi e, içinde öyküler var açıkçası ilk öyküyü okuduğum zaman ilk öykü çok e, bana hitap etmedi e, hatta ilk iki öykü diyebilirim neden diyecekseniz e, ben e, bu gerçi bu söylediğim yani biraz galiba ben şiveden hoşlanmıyorum onu fark ettim Alıklar Birliği kitabında da mesela şive yüzünden biraz sorun yaşamıştım. Ben galiba e, Öykü'de çok yakışıyor. Eyüp Aygün Bey çok güzel yazmış. E, şive'yi de Öykü'nün içine çok güzel yerleştirmiş. Fakat ben kişisel olarak, şahsım olarak Şive'den çok hoşlanmadığımı e, hissettim. Fakat sonrasında... Böyle yüzümde bir gülümsemeyle hatta böyle o ne kadar mest oluyorum falan diyerek okuduğum ve ilerlediğim bir kitap oldu. E, Eyüp Aygün Taşir, o kadar zeki bir adam ki ve o kadar iyi bir gözlemci ki tüm gözlem yeteneğini, gücünü... ...bilgi ve birikimiyle birleştiriyor ve bunu e, muhteşem bir ironiyle, muhteşem bir dille anlatıyor. Ağlanacak halimize güldüğümüz e, hikayeler var aslında içerisinde. Aslında e, şey diyor burada, kitabın başında diyor ki, bir dakika bunu söylemem lazım. Bu kitapta yer alan öyküler kurgusal metinlerdir. Öykülerde ismi geçen kişiler, mekanlar ve olaylar ya da yazarın düş gücünün ürünleridir... Ee, ya yazarın düş gücünün ürünleridir ya da bu bağlamda kurgusal olarak kullanılmışlardır diye bir başlık var ee, ama siz e, yaşadığımız ülkenin tüm gerçeklerini A'dan Z'ye yani köylüsünden işte bir Harvard profesörüne kadar her kesimden e, inanılmaz e, bir muazzam bir zevkle okuyorsunuz. Eyüp Aygün kalemine hayranım. Kendisine hayranım. Özellikle pardon ikinci öyküyü beğenmedim demişim. Yanlış söylemişim. Bazı öykülere kalp koymuşum. Sabit Alem Mahallesi, Nakliyat Zeki 1, Hatırlayamazken, Nakliyat Zeki 2 ve... Seks şop. Ama bunu söyledim diye şimdi baktı öykünün adını okudum. Bu kelime geçince videoya şey yapıyor kapatıyor. <laughs> Sonra Göksel beni arıyor diyor ki Ebru video yayınlanmıyor niye bir şey mi söyledin falan. Ne oluyor ne söylemiş olabilirim ki kitap anlatıyorum diyorum böyle bir şey başıma gelmişti. Kodes kitabını anlatırken. Neyse sözünüzü Eyüp Aygün Tayşir muazzam bir kalem. Lütfen ama lütfen kendisiyle tanışın. Bu kitabını da şiddetle ve ısrarla öneriyorum. Ee, bu adam çok muazzam bir adam. Her yazdığında farklı bir şey yazıyor. Her yazdığında farklı bir şeyler deniyor. Ve ne denerse ne yazarsa hepsini neredeyse kusursuz bir şekilde aktarıyor. Diline hayranım. E, ee, Eyüp Aygün Taşlı'ya buradan kocaman bir teşekkür ediyorum. Keşke daha çok yazsa. Şimdi acaba ne yazacak diye bekliyorum. Ee, böyle uzun bir roman yazsa keşke diye de gönlümden geçiyor. Bahsedeceğim bir diğer kitap ee, Olga'dan yani hem e, Man Booker ödülünü kazanmış bir yazarımız hem de aynı zamanda Nobel Edebiyat ödülünü kazanmış bir yazarımız. Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde <laughs> son kitabı. Bu kitabı da Timaş yayınlarından çıktı. Bu kitabı da çok severek ve çok beğenerek okudum. Biraz rahatsızlığım olduğu için açıkçası 2-3 üç gün, 3 üç gün hiç kitap okuyamadım. Elimde bir e, kumandayla Netflix'e dolandım. Ne kadar... <laughs> ...böyle bir saçma sapan film varsa... ...hepsini izledim... ...Tivillay serisini beş kere falan izledim... ...yani böyle bir iki üç dört sardırdım... ...ertesi gün bir daha bir iki üç dört sardırdım... ...biraz ateşliydim... ...çok kötüydüm... ...neyse... ...bu süreçte üç gün elimi almayıp... ...üç gün sonra tekrar kitabı paylaştığımda... ...şöyle değmeler geldi... ...Allah Allah sen normalde bir kitabı hemen okursun... ...elinde üç gün sürünmez kitapta bir sorun var... ...hayır soru kitapta değil sorun bende... ...ölüyordum... <laughs> Pardon. Şimdi bu kitapla ilgili özellikle söylemek istediğim... Şimdi burada bir bayan öğretmen, yaşlı öğretmen bir kadın karakterimiz var. Kendisi böyle çok Polonya'nın ıssız, ücra bir köy ya da kasaba gibi dağlık bir yerine yerleşiyor. Ve etrafında zaten en yakında en fazla kendisi haricinde iki ev daha var, üç evler. Ve bu öğretmen, emekli olan eski öğretmen hanım, bayan değil, kadın karakterimiz... E, astroloji ile ilgileniyor ve hayvanlara e, çok çok düşkün doğaya hayvanlara e, çok düşkün bilinçli e, bir kişi ve birdenbire aslında e, İlk gün böyle bir komşusu e, ölüyor ve tabii polise vesaire falan ulaşmakta zorluk çektikleri için kendileri önce bir şekilde hallediyorlar. E, şimdi hikaye bu şekilde akıp gidiyor. Çok da hızlı bir şekilde gidiyor ama biraz daha böyle doğaya, hayvanlara. Yani bunu okuduğum zaman aslında şöyle söyleyebilirim. Altını çizdiğim birçok satır vardı. Çok e, Kendisi zaten psikoloji okumuş e, yazar. E, bunu da çok güzel ifade ediyor. Dili de çok çok iyiydi. Bunların haricinde ben özellikle ve özellikle hayvan severlerin, işte veganların ya da vejeteryanların ekstra bu kitabı çok çok severek okuyacağını düşünüyorum. Bir tür aslında sanki bunu söylemek ne kadar doğru olur ama hayvanların çektikleri acılara binaen insanlardan aldıkları intikam olarak da yorumlayabiliriz diyorum. Çok farklı bir bakış açısı sunarak. Ben çok ama çok severek okudum. O yüzden bu kitabı da okumanızı şiddetli ve ısrarla tavsiye ediyorum. Şimdi bunların haricinde aslında yeni aldığım kitaplar var. Yeni aldığım kitaplardan da bir tanesi okumaya başladım. Son 20-30 sayfam falan kaldı. O yüzden bunu aslında çok anlatmak istemedim sonu gelmeden ama çok keyif alarak okuyorum. O yüzden de söylemek istiyorum. Yaşlıların sonsuza dek yaşadığı ve çocukların bir türlü büyüyemediği bir dünya düşünün. Bu çocuklar üzerine yazılmış müthiş bir kitap olmuş. Ben 80. sayfada falanım kitapta 120 sayfa böyle az kalmış. İşte bu videodan sonra akşam uyumadan önce bunu da okuyup bitirmeyi çok istiyorum. Tokyo'nun son çocukları. Zaten bir önceki yazdığı kitabı çok beğenmiştim. Ama bu kitabı bir önceki yazdığı kitaptan daha çok beğendim. O yüzden 80 yani 40 sayfası da okumamış olsam bile kurgusu da çok ilginç, konusu da çok ilginç. Anlatımı dili muazzam. edebi anlamda da doyum sağlayabileceğiniz bir kitap. Tokyo'nun son çocuklarını da şiddetle ve ısrarla daha bitirmeden tavsiye ediyorum. Şimdi <laughs> aldıklarımı gösteriyorum. E, 100 kitap biliyorsunuz ne çıkarsa alıyorum ve takip ediyorum. Bu da 100 kitabın çıkarttığı e, son öykü kitabı Nevada. E, bunu aldım. E, Bora Abdo'yu ben çok ama çok seviyorum. Eskiden e, Doğan kitaptan çıkıyordu kitapları. Bir tane böyle çağnoz diye bir şey vardı şimdi adını unuttum böyle siyah bir Doğan kitaptan çıkan siyah bir kapak vardı ve siyah kapaklı kitapta böyle sürekli kafalar, beyinler falan vardı. Kitabın kapağına lütfen özellikle bakmanızı istiyorum. Kitabın kapağına baktıktan sonra, kitabı okuduktan sonra yani 100 sayfalık falan bir kitaptı, kısaydı ama böyle başıma ağrılar girdiğini falan hatırlıyorum ve bir kitabın içinin kapağını bu kadar güzel yansıttığına inanamamıştım. Kitap okuduktan sonra demiştim ki aynen işte ben de şu an benim kafam ve beynimde bu kapak gibi oldu demiştim. <laughs> Pardon. O yüzden Bora Abdo'yu çok sevdiğim için açıkçası çok da merak ediyorum. Şimdi iletişim yayınlarından çıkmış Hayalinin Tesadüfleri diye bu kitabı satın aldım. Muhtemelen Antep'e giderken yanıma bunu alacağım. Bahsedeceğim bir diğer benim biricik kıymetli yazarım. Ben Julian Barnes'tan biricik hikaye kitabı. Bunu da Antep'e giderken yanıma alacağım. Çünkü Antep havalarında falan yarın 3 saat falan beklemek durumunda kalabilirim. Herhalde bu ikisini okurum diye düşünüyorum. Ve yine aslında bir dakika hepsini mi götürsen ne yapsam bilemiyorum. Yine benim için çok çok kıymetli yazarlardan bir tanesi Ian McEwan'dan Sahilde Kitabı. Bu da incecik bir kitabı bunu da aldım. Bir diğer yazarımız aslında kendisini Jaguar'dan ve Nebula kitaptan kitaplarını okumuştuk. Yuhua'nın Yağmur Altında Çığlıklar diye bir kitabı. Bu da nereden çıkmış? İpek Yolu Kültür ve Edebiyat diye bir yerden çıkmış. Bunları evrenselden aldım. Aldığım kitaplar bunlar. Okuduğum kitaplar bunlar. Ee, bir de çok alakasız olacak. Videonun burasına kadar izlediyseniz tamamdır. Kitapla ilgili bölümle ilgili beni izleyen ve dinleyenlere teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Geri kalan izlemeye devam eden kişilerle. De geçen gün hastayken böyle ateşler içinde yatarken falan kendi kendime akşam otururken şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki aklıma böyle <laughs> Her şeyle ilgili böyle acayip acayip şeyler geliyor. Ve ben de dedim ki her videonun sonuna söylemezsem olmaz başlığı altında. Şöyle bir keşke bir şeyim olsa. Dırıt dırıt dırıt. Söylemezsem olmaz başlığı altında. Bazı şeyler paylaşmak ve sizinle bunları yani konuşmak ve paylaşmak istedim. Çok çok farklı şeyler. Mesela atıyorum alakası flor, bir, 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 mevzu konum florüsüz diş macunu. Bir mevzu konum işte turp falan filan. Bunlardan bir tanesini şimdi sizinle paylaşacağım. Bak getirecektim unuttum. Kırmızı biber. Hasta olduğumda bir meyve tabağı paylaşmıştım. Meyve tabağında işte kivi vardı, muz vardı. Bir de bildiğiniz normal kırmızı biber vardı. Fakat o kırmızı biberle ilgili o kadar fazla DM aldım ki o ne? Kırmızı biber mi? Allah Allah ne alaka falan dediler. Hemen şimdi size söylemezsem olmaz kısmına geçiyorum. Normalde 40 yaşına kadar ağzına biber sürmemiş bir insandım. Fakat son 2 yıldır e, demirle beraber çok ciddi anlamda resmen bir meyveymiş gibi kırmızı biber yiyoruz. Hem de kütür kütür yiyoruz. O kadar lezzetli ki yani yediğiniz elmadan bile çok çok daha lezzetli olabilir. Ama bunun haricinde şöyle bir artısı var. Yediğiniz bir kırmızı biberde yedi limona eşdeğer <laughs> vitamin var. O yüzden çocuğunuza da yedirebilirsiniz, kendiniz de yiyebilirsiniz. Evet şimdi hasta olmuş olabilirim ama genelde kış aylarında beni ve demiri e, koruyan hani ben size diyorum ya antibiyotik kullanmadık şimdiye kadar sadece iki kere kullandık o da yeni yeni kullanmaya başladık diyorum ama Hani buna şifa olsun önlem olsun istiyorsanız kırmızı biber çok çok sağlıklı bir besindir çok da lezzetlidir Lütfen kış aylarınızda evinizden kırmızı biberi eksik etmeyin Bu videonun söylemezsem olmazı bu olsun bir sonraki videoda tekrar yeni bir e, söylemezsem olmaz olacak ama bu tabii ki bununla ilgili değil her şeyle alakalı olabilirdi diyorum Neyse. Sabah 8'de uçağım var. Antep'e gideceğim. E, Cuma ve Cumartesi günü oradayız. Nihan Hanım'la beraber Cuma günü e, Cumartesi günü e, Future Kitap Cafe'de olacağız. E, orada bir atölye çalışması yapacağız. Sonrasında da zaten tekrar e, devam edecek. E, hop, dop, 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 diyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen benim gibi ve Demir gibi hasta olmayın. Şimdiden size bir erken hafta sonu diliyorum. Şimdiden size mutlu hafta sonları. Sesim için kusura bakmayın. Tekrar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.